Selamun aleyküm gençler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Efendim. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Yapacak mı? Yap bakayım. Dikkat çekmeye çalışıyor. Sen de hoş geldin. Evet gençler, sabah rutinimiz başladı. Sultanım günlük işlerini yaptı. Ben de yapacağım birazdan. Ben şimdi birazdan kahvaltı hazırlığına geçeceğim. Bu arada annemler gitti. Evet gittiler. Nereye gittiler? Almanya'ya gittiler. Almanya'ya. Neyle gittiler? Uçakla. Uçakla. Çok eğlenceli. Almanya'ya gideceğim. Sen de mi gideceğim uçakla? Vay be. Valla arada yollayalım sizden birini. Şöyle uçağa bindirelim. Oradan alsınlar. Ay, tabii ki de şakası şu anda. Bindik ama sana biraz küçüktün. Küçüktün sen. Ama yine bineriz inşallah. Evet, bu arada birkaç gün dinlendik arkadaşlar. Biliyorsunuz kış sularımız geldi. İşte biz evi falan kırkladık, temizledik. Yorucu bir süreçti. Hani... Evet, çok heyecanlı olarak aferin kızım. Evet, biliyorsunuz ki çocuklar aslında biz tatilde biraz ekran vermiştik. Onu yine bıraktık arkadaşlar. Evet. 9 ay ekransız bir hayattan sonra o tatil döneminde biraz ekran alınca ay bir ağlamalar mı dersiniz? İşte bir böyle nasıl diyeyim size oyun oynamak istememe. Ya, oluyor. Çizgisi. Ekran olunca maalesef öyle oluyor. Biz de hemen bıraktık. Şu an 4-5 gün oldu. Sanırım tekrar ekransızlar mı oldu? Evet. Oy babasını gülü. Oy kurban olurum yaradana size. Hadi bakayım. Ben kahvaltı hazırlayacağım. Beni izleyecek mi? Kız. Kız. Ekransız olunca o kadar fark edip... Bu sefer oyun üretmeye başlıyorlar. Aynen. Sana da mı geleyim? Ama ellere bak ellere. Sen ne yapıyorsun sen? Bayılıyorum öyle. Duruyorlar gel gelip pat diye öpüyorlar. Gel ben de öpeceğim. Mihra gel seni de öpeyim anneciğim. Oh. Gel annesi öpeyim. Düdük makarnası burada kaldı. Sen de mi kaldın? Oh. Oh. Efendim. Kafandaki şeydi. Denizler var. Var, evet. Denizler mi var? Evet, bak burada var. Evet, kahvaltıya bugün Eymenikom ne istedi? Menemen. Evet, bugün kuymak istendi. Efendim annem? Yarın kuymak yapalım. Bugün menemen yapalım. Yarın da kuymak yapalım. Tamam, olur. Senin kurman çok güzelmiş. Afiyet olsun. Efendim, aha burada da diğer. Ama oturuyoruz. Ben seni çağıracağım birazdan, tamam mı? Sen de koyacaksın biberleri. Efendim? Bu bizim bekleyen Minnoş. Bu kim? Bu da bekleyen Misal. O da Minnoş olsun. Minnoş. Sen de yardım eden Minnoş'sun. Yavrum bana Minnoş demiyorum. Bana Minnoş demiyorum. Bana abi diyoruz. Tamam. Sen ne güzel abisin ya. Hı-hı. Evet arkadaşlar kahvaltıya menemen var. Ben bu dinlendiğimiz süreçte bol bahçeyle ilgilendim. Çıkan mahsullerle şöyle yine konserve yaptım. Anne, efendim? Anne, ben de kendim uçak tutardım. Pembe domatesle yaptığım için daha sulu oluyor konserve arkadaşlar. Menemene tam hani su eklemek zorunda kalmıyorum. Böyle dediğim gibi tekrar böyle bundan bir 5 tane falan çıktı yine böyle yapmış olduk. Nasıl oluyor? Söyle mi? Ben keseyim sen tencereye koy. Şimdi bunlar biraz sert. Biraz mı? Evet anneciğim. Dur ben de sana yardım edeyim. Bu arada yeni masa ve orta sehpamız da geldi arkadaşlar. Evet, çok heyecanlıyım. Ben uyarken büyük size detaylı birazdan. Hayır anne. Bir dakika anneciğim. Şunları da kesin elini çek. Tehlikeli olur. Elindeki bıçağı indir ama. Yok şurada. Şunları kesin kalan. Şuna şöyle. Öyle arkadaşlar. Bu arada ben hani yemek masası ve orta sehpa değişecek deyince efendim anne. Sen de anneciğim. Birazdan seni de getireceğim. Sen otur, ben seni getireceğim. Verandadaki orta sehpayla masayı zanneden çok olmuş. Onlar değil arkadaşlar. Hatta yemek masasıyla orta sehpasını hediye verdik. Tamam anneciğim. Öyle. Şimdi tam bir dekor yapmadım. Dekor eşyalarım gelecek. Belki hatta bugün gelir, birlikte bakarız. Onları süsleyeceğim. Yani süsleyeceğim masayı. O zaman tam böyle çok güzel olacak. Evet tabii çok güzel olacak. Aslında çok güzel. Hadi şunları koy bakayım tencereye. Nihra seni de getireyim, sen de koy. Oh. Dur Eymen, hepsini yapma, Mihra da alsın. Al anneciğim. Dur Mihra da alsın anne. Mihra, bir dahaki yardımda seni çağıracağım, tamam? Evet, mutfakta hep birlikte giriyoruz. Anne. Kek yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Anne. He? Dün bizim çikolatalı kekimizi yarın döktürürsün, tamam mı? Yarın döktürürsün. Bir çikolatalı kek yapmışlar. Yapması onlardan, süslemesi bendendi. Anne. Efendim anne? Yardım ettim değil mi? Siz yaptınız, ben sadece yanınızda söyledim. Şunu koyun, bunu koyun diye. Evet, hadi bakalım kahvaltımızı hazırlayalım. Tabaklarımı hazırladım. Şöyle bardaklarımı hazırlayacağım. Allah razı olsun, Özgür ablam böyle kayısı hem reçeli hem marmelatı yapmış. Marmelatından yolladı. Onunla çocuklara şimdi meyve suyu hazırlayacağım. Bir de Özgür ablam şöyle kabaklı börek yapmış. Evet, çok güzel börek. Şimdi şöyle börekten koydum. Menemen koyacağım. Bir de Eymen şunu denemek istedi. Hurma pekmezi, kakaolu gevrek bu. Bakalım şöyle biraz koyup, o çocuklar bizim bunu böyle cips gibi yiyor arkadaşlar, yani yiyeceklerse. Çünkü Kellogg's tarzı bir şey sevmiyorlar. Efendim anne. Çikolata. arkadaşlar çocukların kahvaltısı hazır. Şu dediğim gibi hurmalı pekmezli gevreklerden koydum. Bahçeden dün akşam ahududu böğürtlen toplamıştım. Ondan koydum. Çocuklara sürpriz olsun dedim. Öznur ablamın yaptığı kabaklı börek. Sonrasında işte zeytin. Bahçemizin salatalığı, yine bahçe domates konservesiyle yapılmış menemen. Bir de yine sanırım bahçeden toplanmıştı kayısılar, onlarla yapılmış marmelatlı meyve suyu. Bu şekilde arkadaşlar, şimdi çocukların kahvaltısı da hazır. Birazdan hepimiz sofraya oturacağız. Faslı bitti. Kahvaltıdan sonra genelde yemek masası kısmı Burak'a ait oluyor. Ben de bu kısmı hallediyorum. Makineyi sabah boşalttım. Şimdi hemencik bütün bulaşıkları yerleştireceğim. Tezgahı bir misleyeceğim. Ondan sonra çocuklarla artık oyun vaktine geçeceğiz. Heyecanla bekliyorlar zaten. Evet, hadi bakalım şöyle güzelce hızlıca bir buraları toparlayalım. Burada kim varmış? Hele hele ayağa kalkıyor. Koltuğa tutunup yürüyor mesela. Sehpaya, koltuğa. Ne kadar büyüdü. Sorma annesi ya. Tatilden önceyle tatilden sonra arasında ne kadar farklı. Ve bir yaş doğum günü hazırlıklarına başladık arkadaşlar. Evet. Elbisesini geldi, bugünlüsün. Ayakkabıları, süsleri. Efendim anne? Tamam bak dönüp dönüp. Evet anne. Ben bunu alıp yeminle ne yapayım? Senin hoplamanı yerim. Kız kapat bakayım omuz dekolteni. Hop. Hop. Hoppa. Dikkat et anne. Çok dikkatli. Oğluşum. Ne yapıyorsun? Tamam babacığım. Aferin benim oğluma. Annesi bak bak kitabını temizliyor benim oğlum. Ha? Bütün slipiyi almış önüne. Topladıktan sonra bayağı bir çocuklarla oyun oynadık arkadaşlar. Etkinlikler yaptık. Hatta Eymen'le yaptığımız son etkinliği de göstereceğim hemen. Sonrasında beraber şöyle odayı toparlamaya başladık. Böyle genelde öğle uyku vaktine yakın ya tamamen topluyoruz ya da böyle hani birazcık düzgün duracak şekilde yine oyuncaklar falan oluyor. Öyle ben hazırca şöyle üstten bir süpürdüm. Sonradan öğleden sonra tekrar güzelce oynayabilirler diye. Göstereyim hemen yaptığımız etkinliği. Durun bakalım şimdi. Şu defterler harikadır. Hatta şurada göstereyim çünkü bir tane daha göstereceğim size. Şu yazılıp silinebilir kitaplar. Bakın. Bu şekilde çizebiliyorlar. Biz şimdi yaptık. Nereye kadar yaptık göstereyim size. Hep e-mini.com yaptı. Buraya kadar yaptık. Şuraya kalemimizi koyduk. Bunu da öğleden sonra yapacağız. Mesela bunun gibi birkaç kitabımız var bizim. Bakın şöyle. Bunlar değil. Bunları zaten bitirmiştik. Bunlar yazılıp silinebilir kitaplar değil mesela. Bu değil. Bu yine yazılıp silinebilir kitaplardan. Bakın. Bunlara ben Sleepy'nin ıslak mendili oluyor ya. Yüzey temizleyicisi. Onunla siliyorum. Yine kullanabiliyoruz. Şu labirentler. Bunu daha dün yaptık. Bakın. Linkini bulursam size bırakırım. Bunları yapıyoruz. Bütün defteri yaptıktan sonra hatta şurada birazcık boyama şeyleri kalmış. Bütün defteri yaptıktan sonra da hepsini beraber siliyoruz. O da ayrı bir keyifli oluyor. Bu şekilde bir de bir tane şöyle var. Ama bu yine silinebilir değil. 3 tane silinebilir var. Öyle. Bunları ben genelde yaptığımızda çizerek yaptırmıyorum. Hani çizilecek bir şey varsa yaptırıyorum ama hani böyle seçebileceği bir şey varsa öyle yapıyoruz. Çünkü Mişra'yla da yapıyoruz. Öyle. Şimdi bugün bunu yaptık dediğim gibi. Onu kaldırmıyorum. Gene yapacağız. Öyle yani. Şunları da tekrar yerlerine koyayım. Buradan almayı bildikleri için zaten boyları yetiyor. Direkt kendileri seçiyor. Hepsini şöyle hani o eğitici kısımları buraya koyuyorum. Bir de burası var tabii. Ay dur. Şöyle. Heh. Şöyle bakın. Bu da böyle. Çocukları yatırdık arkadaşlar. Birazdan kahve keyfimize geçeceğiz. Geçmeden önce size dedik ki yemek masamızı ve orta sehpamızı gösterelim. Aynen. Instagram'da zaten bayağı fark edenler oldu. Zaten resim çekip paylaşınca hemen anlıyorlar. Aynen ama tam göstermedim. Çok güzeller. O kadar içimize sindi ki. Dediğim gibi zaten biz aslında yani ben hiç değiştirme niyetim yoktu. Ahşap masayla falan çok memnunum. Zaten görüntü olarak çok beğeniyordum. Ama Burak her eve girişinde ya burası beyaz olması gerekiyor. Ya aydınlık. İçime sinmiyordu. Alttan da Beyza Hanım'a şey yapıyordum. Sanki böyle biraz daha açık bir şeyler alsam. Başkası olsa der ki susayım hiçbir şey demeyeyim. Aynen. Ama yok yani şöyle çok daraltıyordu içini sanki böyle koyu olduğu için. Böyle dedim ki biraz daha açık olması daha iyi olur dedim. Ama ne olacağını da bilemiyordum tabii. Sonra bu masaları bulduktan sonra baya ben baskı yapmaya başladım yani. Hayatımı mutlaka almalıyız. Ben bunlarla olmuyor. Ben bu arada birkaç aydır bekletiyorum hani. Evet. Sonra bir kampanya denk geldi. Öylelikle almış olduk. Bu sinekler de bu arada azaldılar çok şükür. Evde vardır 2-3 tane. Ondan sonra bir kampanyaya denk geldik. O şekilde almış olduk arkadaşlar. Bir de bizim bu orta masa çok yer kaplıyordu gençler. Çok büyüktü dedim yani. Hayatım bak şuradan zor geçiyoruz. Şuradan biraz rahat ama şurada mama sandalyeleri oluyordu. Yani mama sandalyeleri koyduğumuz için çok daralttı. Bu kadar büyük bir masamız var bizim yani. Biz kaç kişilik bir aileyiz. Hani ama o zaman misafir, normal geliyordu bize. Şöyle misafir gelse bile aynı oturma düzeni. 2-2-1-1. Aynen. Dedim madem büyük birer sandalye daha atalım ya da küçültelim masayı dedim yani. Aynen öyle. Öyle oldu yani. Böylelikle almış olduk. Çok da içimize sindi. Şöyle oldu. Ben mesela sunum yaptığımda da alttan mesela plexi tepsilerin falan oluyor. Alttan böyle aydınlık bir görüntü olması çok daha hoş oldu. İçimize daha çok sindi ya tabii ki. Bunlar neydi? Traverten mi? Traverten masalar. Şimdi doğal taş olduğu için nasıl geleceği de belli olmuyor. Koyu olabilir, çok açık olabilir. Hani biz bir yandan dua ediyoruz Allah'ım istediğimiz gibi olsun falan. Çok da istediğimiz gibi oldu. Tam da istediğimiz renkte geldi. Ama bir yandan da şey dedik. Çok açık renkte de olsa, çok koyu da olsa ahşap kadar koyu olmayacağı için her türlü hani beğeneceğimizi biliyorduk. Aksesuarla da patlatırız biz onları dedik. Aynen. Evet. Bu arada şu an bir aksesuar daha yapmadık. Evet. Onlar şu an kargoda, hatta bugün sanırım geldiler. Onları da alırız. Sonradan dekor ederiz. Instagram'dan bakabilirsiniz dekorlara. Aynen öyle. Şimdi bir gösterelim. Hadi. Şimdi şöyle eve girince size görüntüyü bir göstereyim istedim. Bakın bu şekilde gözüküyor. Şöyle ilk önce yemek masamızı göstereyim. Zaten fark ettiyseniz ondan önce masamız yani şuraya kadar falan geliyordu. Aynı şekilde arkası zaten mama sandalyelerinden dolayı. Onlar olmayınca yine rahat geçiyorduk ama mama sandalyeleri orada olunca artık oradan çok rahat geçemiyorduk. Çok daha minimal bir masa oldu ama yine 6 kişilik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın Traverten bu şekilde oluyor. Buraların mesela oval gitmesi de yine yer açıyor bize. Aynen öyle. Böyle dikdörtgen olunca şuraları da kapatıyor. Böyle çok tatlı bir görünüm oldu. Ayaklarını ben çok seviyorum. Diğer masamızda çok benziyor ayakları. Evet, kedilerimiz de geldi. Çok özledik onları. Harbiden ayakları diğeriyle çok benziyor. Bu böyle iç kısmı daha böyle, bakın masa daha küçük olduğu için çok daha güzel. Biz gerçekten böyle hani bir de diyorum ya 6 kişi oturabilir, daha nasıl diyeyim, yakın, daha samimi bir sofra olur diye düşündük. Bu şekilde masamız. Biz bu arada... Evet. Doğal taş bölümü. Zoomlasın şöyle, evet. Bakın bu şekilde. Bu arada biz bunları fenneshome sayfasından aldık. Herhangi bir işbirliği değil. Hatırlarsınız şuradaki tablolarımız da aynı şekilde fenneshomdandı. Şöyle antredeki bu da. Bir de hatta şu hep sorulan buradaki küremde fenneshomdan da, ama sanırım artık yok. Ama çok güzel ürünleri var. Aksesuar ürünleri de oluyor. İşte yemek masaları, orta sehpaları çeşit var. Buna bayıldım. Gençler bildiğiniz, bakın. Çok sanki taşı getirip oturtturmuşlar. Evet, küp. Ya aslında ben bir model daha vardı. Onunla arasında kaldım. En son tercihim bu oldu. Çünkü L koltuğa daha çok uyacağını düşündüm. Altında tekerlekleri var. Aynen, tekerlekli. O bizim biraz şey yapmıştı. Acaba halıyı koysak bir daha kaldırmasak mı falan olduk. Ama tekerler varmış arkadaşlar. Aynen öyle. Bir tarafı daha koyu, bir tarafı daha açık. Biz şimdi bu açık tarafı buraya aldık. İki farklı yönden yapınca biraz daha farklı duruyor bu arada. Çok güzel. Bu masanın da farklı ayakları var. Onlar da güzeldi aslında. Aynen. Ama benim... Kımsı ayaklar falan. Aynen. Ya genelde o Pinterest evlerinde gördüğünüz masalar oluyor. Harika yani. Bence bu hani şeye göre, bu taşa göre ve bu güzelliğe göre fiyatları da iyi bence. Evet. Yani... Bu arada üretim aşamalarında falan da bazen paylaşımlar yapıyor. Harika bir işçilik, harika bir teslimat da oldu. Bu şekilde arkadaşlar orta sehpamız. Ben şimdi şuraya bu vazoyu koydum. İçine ortancalar gelecek, beyaz. Bir de şuraya böyle mumluk falan gelecek. Böyle bir decoration falan yapacağız buraları. Hayırlı olsun. Evet. Ama yani bence senin de dediğin gibi şimdi böyle bakınca, böyle eve girdiğimizde bu aydınlık görüntü çok güzel oldu. Neyse gençler, biz yine açıklama kısmına linklerini de bırakırız, oradan bakarsınız. Aynen, dediğimiz gibi bir işbirliği falan değil. Aynen öyle. Hadi bakalım. Şimdi kahveleri hazırlıyorum gençler. Sultanım tafinat istedi. Böyle onu yapıyorum. Sonra kendime soğuk americano yapacağım. En sevdiğim. Bu tamam. Evet. Sunumlar. Sıra bende. Önce normal 50 ml espresso basalım. Gençler bakalım. 50 ml espressoyu bastım. Normal, yani yumuşak yapmadım, sert yapmadım, normal yaptım. Soğuk suyu buzdolabından koyuyorum. Normal su da olur. Zaten buz koyacağız içine. Gayet iyi. Şimdi buzlarımızı getirelim. 2, 4, 6. İşte bu kadar. Ya barista olacak adammışım ya. Evet, bakın şöyle kahve sunumum bu şekilde. Bence çok tatlı oldu. Yanına şimdi bir şeyler hazırlayacağız. Sonrasında direktmen verandaya geçeceğiz. Orada böyle keyif yapmayı çok seviyoruz. Çocuklar uyuyunca. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi ben hemen bir bardak tatlısı yapıyorum. Şurada kremamı hazırladım. Bu arada ben bu kremayı nasıl hazırlıyorum? Bir paket krema kullanıyorum. 1,5 su bardağı süt ekliyorum. Ve ya pastacı krema, krem şanti karışık ya da sadece pastacı krema. Böyle büyük bir kiloluk paket almıştım. Ondan göz kararı koyup kıvamı istediğim gibi olunca o şekilde ayarlıyorum. Yani büyük bir paket olduğu için tam bir miktar veremiyorum. Bu şekilde yapıyorum. İsterseniz içine birazcık şekerli vanilini de atabilirsiniz. Çok güzel bir tadı var. Normal frambuazlı yapıyorum. Bu arada frambuazlı yaptığımda donmuş frambuazı göz kararı hani alıyorum, minik bir tencereye birazcık su ekliyorum ve birazcık nişastayı suyla açıp kaynamaya başlayınca ekliyorum ve çırpıcıyla böyle ezebildiğim kadar eziyorum arkadaşlar. Kenara alıp böyle biraz soğumasına bekliyorum. O şekilde oluyor. Yani ekstra bir şeker vesaire eklemiyorum. Kendi şekeri yetiyor. Şimdi bugün yine kafadan tiramisu'ya benzer ama içinde böyle çikolata da olan, şöyle bakın, çikolata erittim. Bir tatlı yapacağım. Belki kakao eklerim, belki eklemem. Kahveyle yapacağım ama şimdi şöyle şu ne deniyor buna? Kedi dillerini aldı. Bu arada niye şimdi bir anda şey yapıyorum diye soracak olursanız, bugün misafirimiz gelebilir, gelmeyebilir. Ben dedim ki ne olur ne olmaz yapayım. Olmadı komşularımızla da paylaşırız, komşularımızı çağırırız. Bu şekilde yine de bir yapayım dedim ben. Şöyle kahveye batırıyorum. Hemen yumuşuyor zaten. Tam. Ay harika oldu arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki niye 5 adet var? Çünkü biz bir tanesini denedik. Ben şey yaptım. Şu üstündeki çikolatayı kremayla yapmadım. Kremayla yaparsanız biliyorsunuz ki böyle kaşığı daldırdığınızda yumuşak bir şey oluyor. Ben sadece çikolatayı döktüm ki böyle içine daldırdığınızda kıtırt olsun. Bunlar da şimdi iyice soğunca krema falan böyle üstteki çikolata kıtır kıtır olacak. Anladığınız nasıl demek istediğimi bence. Çok lezzetli oldu vallahi. Anında zaten o kısım soğudu. Şimdi bir de buzdolabına koyunca iyice soğuyacak. O zaman tam güzel olacak. Onu bir yedik. Çok güzel olmuş. Tadı altına kahveli kedi dili yaptım. Üstüne hafif böyle bir çikolata gezdirdim. Sonra o kremayı koydum. Üstüne tamamen çikolata ve biraz beyaz çikolatayla süsledim. İnanın tadı çok güzel. Yani öyle hani bardak tatlısı zaten kafanıza göre yapabilirsiniz ama hani benim için önemli olan gerçekten tadının güzel olması. Çok magnolia aşığı biri değilim açıkçası. O yüzden hep böyle farklı farklı şeyler yapmaya çalışıyorum ve biri o frambuazlı çok lezzetli, bir de bu aşırı güzel. Şöyle bakın bu şekilde süslemiş oldum. Şimdi bunları buzdolabına koyacağım. Ondan sonra artık bakalım misafirlerimiz gelirse bugün ikram ederiz. Gelmezlerse Belki komşularımızı çağırırız. Onlarla yeriz. Bu şekilde bir dursun. Bakın kimler uyandı. Mihra merhaba yapmak ister misin? Bunu göstereceğim. Onu mu göstereceğim? Sen nereye gideceksin Mihra? Mihra sen uyandığında bana ne dedin? Sen nereye gideceksin? Nereye? Oyun grubuna mı? Abin? Abin nereye gidecek? Okul. Okul. Evet anneciğim. Şimdi getirdi kartları. Kartları yapıyoruz. Bu ne? İnek. İnek değil. Bayağı büyük durdu evet ama bu ne? Koyun. Koyun. Bu ne? Bu ne? Ay düşüyor mu? Tamam. Bu ne? Bu ne? Zürafa. Sen de söyle. O da tavus kuşu arkadaki. Tavus kuşu. Bu da uyanık. Bir abimiz kaldı. O uyuyor. O da uyansın. Ben bu arada mutfağımı falan toparladım. Zaten tatlımı da yaptım. Çok şükür rahatım. Bu arada eve geçmeden de verandada hemen gittim ve bütün bahçeyi bir süpürdüm. Efendim, bu geyik. Geyik. Ne oldu? Burada. Bu ne? Evet canlar biz akşam yemeğimizi yedik. Çocukları mis gibi banyo yaptırdık. Biraz daha erken 5.30 falan. Mutfağı toparladım. Öznur ablalar geliyor. Ece Defne'yi de getirecekler. Çocuklar bahçede oynayacak. Ben de Allah'tan bugün tatlı yapmıştım. Şimdi ondan çıkaracağım. Kahve falan. Bu şekilde bahçede oturacağız. Öyle. Miroş hadi biz de çıkalım bahçeye. Uykun mu geldi senin? Çok azıcık daha dayan. Tamam mı? Azıcık daha geleyim mi? Anne gelsin mi? Utanma utanma. Bak bak bak. Kızım mis oldu benim. Mis oldu benim. Tabii üstüne batırdı yemekte. Önce banyo yaptı çünkü. Oh. Ne oldu? Evet kahveleri hazırlıyorum. Soğuk kahve istediler. Soğuk kahve yapacağım. Şöyle tatlıdan da koydum. Hadi bakalım. Bu şekilde şimdi hazırladım. Özgür abla, Mecid abi ve Ece Defne gitti arkadaşlar. Çok güzel oturduk. Sohbet, muhabbet. Çocuklar çok güzel oynadı. Şimdi hemen şöyle hızlıca bahçeyi toparladık. Sulamaya hazır ettik. Birazdan sulama başlayacak. Şöyle yumiyi açtım. Bu bugün ikinci açışım. Böyle bir yerden buralara böyle toprak falan geliyor. Biraz elimle süpürdüm. Şunu da açtım dedim. Son rötuşları yapsın. Çünkü tekrar misafirimiz gelecek arkadaşlar. Enes hocalar gelecek. Biliyorsunuz ki Isparta'da yaşıyorlar. Video öncesinde de Afore Termal Oteli'ne gelmişlerdi hatırlarsınız. Onlar bir akşam çayına gelecekler. Allah'tan bugün tatlımı yaptım. Tatlım hazır. Bir çerez falan koyacağım ortaya. Öyle vallahi arkadaşlar. Şöyle bahçeyi de şöyle uzaktan göstereyim. Şöyle bakın şuradaki çimler bayağı bir düzeldi. Düzelmeyen minik kısımlar var tabi ama yani hatırlarsanız şuranın büyük bir bölümü sapsarıydı. Şu an böyle en azından baktığımızda yine yeşil duruyor. Şu kısımlar sarardı tabii ki. Ya en kötü çim boyası var arkadaşlar. Organik çim boyası. Bir iki ay kalıyormuş. Ya ondan yaparız. Ya da işte kışa doğru Ankara Bahçe tekrar oraya çim tohumu atar. Aslında bizde de tohum var. Onu da atıp bakabiliriz. Artık çok fazla şey yapmıyorum hani. Olacağı varmış oluyor. Yani her türlü zaten toparladığımız için. Bakın şurası mesela en azından böyle girince bir güzel duruyor şöyle bakın. Evet. Hadi bakalım. Ben şimdi hemencecik bu arada karpuz Burak bahçeden çıkardı. Kabuğuna da bakacaktı. Onu göstereyim size. Eve girmeden de bakın size ne göstereceğim. Şöyle lavantalarımı kestik ya kurumuşlardı. Lavanta yağı yapmaya çalışıyorum. Bakalım şuraya koyuyorum ki sabahları güneş alıyor. Birkaç gün böyle ısıda kalması gerekiyor. Burak da arkada. Ne yapıyorsun? Ah iyi yapıyorsun iyi. Ondan sonra bir de kavunlara falan bakacaktı. Şuraya da incir koydum. ayda bir oradan çıkmıştı bir fırtına da, ama her türlü iş görüyor zaten. İncir kurusu yapacağım. Birkaç güne de böyle birlikte yaparız. Hatta nanelerimi tekrar kurutacağım. Tekrar kocaman oldular arkadaşlar. Neyse şimdi size karpuzu göstereyim. Karpuzumuzun güzelliğine bakar mısınız ya? Ay, bunu şimdi bir yıkarım. Sonra bir buzdolabına koyarız. Ne oldu? Buzdolabında soğur. Misafirlerimize de ikram ederiz. Bakalım tadı nasıl olacak. İlk karpuzumuzu yiyeceğiz. Kavun yemiştik ama karpuz daha hiç nasip olmadı. Bakalım. İnşallah karpuzumuz da güzel çıkar. Tatlı çıkar en azından. Yaklaşık 1,5-2 aydır su vermiyoruz. Güzel bir şeyi var yani. Gençler, bakalım. Kavun karpuzun olduğu yeri tamamen temizledim. Çünkü içeride 2-3 tane kavun çürümüş, artık içten içe çürümüş. Baktım karpuzumuzu da çıkardım artık. Bir tane de şöyle ufak bir kavun vardı, onu da aldım. Başka da bir şey yoktu zaten. Şöyle tertemiz yaptım. Böğürtlerimiz maşallah bayağı bir dallanıp budaklanmış. Dalları sarkmıştı. Şöyle tutundurdum iplere oradaki. Bakalım şunları da tutundururuz şöyle iple buraya. Mis gibi olur. Bakın bir kavunumuz da çıktı. Oh, vallahi o kadar güzel ki. Bunu şimdi 1-2 gün verandada bekletelim. Biraz daha ballansın. Sonra bunu da yeriz inşallah. İşte şu görüntü benim en sevdiğim görüntü. Güneş batıyor. Böyle her yer turuncumsu, pembemsi. O kadar tatlı duruyor ki. Bu aydınlatmaları da elektrik sorunumuz vardı. Dış tarafta. Burak onu halletti. Şimdi tekrardan yanıyorlar. Çok şükür halloldu valla. Çok güzel oldu ya. Çok beğendim. Şu an daha aydınlık duruyor oralar. Buradakiler de yanmaya başladı. Bunlar zaten güneş enerjili. Ve geçen 4 tane 150 liraydı şunlardan. Ondan aldım. Şunlara koydum. Sadece bu boş. Diğer hepsine koydum. Çok güzel. Öyle, aha orada keşik de yandı. Hepsi yanıyor. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, şimdi şunu koyacağım. Birkaç böyle atıştırmalık falan hazırlıyorum ekstradan. Şöyle sunumluklarıma hazırlayayım bakalım. Evde aşırı fazla bir şey yok. Bir markete aslında gitmek lazım da net bir şey yoktu ortada. Olsun, böyle olanları tatlı da yapmış oldum. Çayımızı da demlemeye verdik. Kahve de yaparız. Arkadaşlar şimdi şöyle hazırladım. Bakın bu şekilde bunları da buraya koydum. Bir de şöyle şunları da hazırladım. Tatlı ve kahve gelecek. Bunlara sonrasında bunları da dediğim gibi bu şekilde hazırlamış oldum. Çay faslını bitirdik. Çaylar bitti. Şimdi kahve faslındayız gençler. 4 tane white chocolate mocha yapıyorum. Sultanımla bana da naneli çikolatalı kahvemizden yapıyorum. Aynen. Enes hocamız burada, eşi Betül abla burada, bir Eren abimiz var Ankara'da, ortak bir tanıdığımız Enes hocamla, bir de onun kızı burada. Evet. Hep beraber keyif yapıyoruz. Aynen, şöyle şurayı da bu şekilde hazırladım kahveler için. Evet, hadi bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Bayağıdır görüşmüyoruz. Teşekkür ederiz. Çok güzel oldu. Allah razı olsun hocam. Yenge Hanım'la birlikte geldiler. Orada herkesin merak ettiği Betül ablamız. İlk bizim videomuz. Evet. Bak hiçbir yerde çıkmıyor. Enes hocamın kanalında bile çıkmıyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Yenge Hanım. Eren abimiz geldi bugün. Selamlar çok arkadaşlar. Önemli bir bilgisayar yazılımcısı kendisi, değil mi abi? Yanlış söylemedim. Öyle değil. Eyvallah. Nasılsın abi? İyisin inşallah. Sağ olun. Takipçilerimize ne demek istersin? Ahab olsun abi. Teşekkür ederiz. Hepsini çok seviyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ve Eren abimizin kızı Nil burada. Nil ne demek istersin? Ne diyeyim? Merhaba. Daha fazla izleyin yani. Teşekkür ederiz. Bak bu çok güzeldi. Evet. Abone olmayı unutmayın gençler. Sultanım da sağımda. Ankara'da programlar yoğun. Aynen. Çok şükür güzel gidiyor. Sizi de ziyaret etmek istedik. Allah razı olsun. Şeref verdiniz. Allah razı olsun. Siz de evinizde ağırladınız. Eyvallah hocam. İnşallah. Yine bekliyoruz Ankara'ya. Kalıcı olarak da bekleriz. Isparta'ya bekleriz. Sıra sizde artık. İnşallah hocam. İnşallah. Feyza Hanım bunu sözü verdik artık. Gitmemiz lazım. Aynen. Gitmemiz de lazım. Evlendiler gidemedik yani. İnşallah. Değil mi? Evet, tamam. Bir hayırlı olsun ziyaretine gitmemiz lazım. Evet çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere inşallah. Sağ olun. Herkese selamlar. Evet gençler misafirlerimiz gidiyor. Allah'a emanet olun. Enes hocam badem getirmiş bize. Sağ olun abi. Bakın bizim eski araba. Hala eski araba çıkıyor. Vay boykot şeyini de koymuş Enes hocam arkaya. Yazısını. Hadi bakalım.